Ben Doktor Ahmet Efe. Pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar evlere kapandı. Hareketsizleştik. Beslenmemiz arttı. Haliyle kilo almaya başladık. Biz doktorlar olaraktan obezitenin ve obeziteye bağlı olan hastalıkların arttığını gözlemliyoruz. Bu maksatla beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekliyoruz. Ben diyetisyen Türk İslam Öger, sağlıklarla erişmek ve kilo denetimi sağlamak amacıyla mutlaka doktorunuza, diyetisyeninize, psikoloğunuza danışmalısınız. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi, bol su tüketmeyi ve egzersiz yapmayı da unutmamalısınız. Ben psikolog Beyza Tekin. Biliyorsunuz beden ve ruh sağlığımız bir bütün içinde ilerliyor. Pandemi dolayısıyla aldığımız kilolar bizim sadece fiziksel görüntümüzü değil, aynı zamanda ruh sağlığımızı da etkiliyor. Kendimize olan özgüvenimizi, özdeğerimizi düşünüyor. Bu yüzden Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi olarak ücretsiz bir şekilde bize gelen danışanlarımıza bu konuda danışmanlık vermekteyiz. 2017 verilerinde OECD rakamlarıyla baktığımızda obez oranı %22,3. Yani her 5 kişiden birimiz tedavi görmemiz gerekiyor. Obezite bir hastalık arkadaşlar. Yeteri kadar uyumak. Şimdi bunu söyledim, birkaç yerde de insanlar diyor ki obez insanlar diğer insanlardan daha fazla uyuduğunu gözlemliyoruz. 6-7 saat maksimum arkadaşlar. Gidip de 12 saat uyursanız bu da bir obeziteye sebeptir. Yeterli uyku 6-7 saat. Hipertansiyon, insülin direnci, kanser, safra taşı oluşumu gibi yani nereden baksak her hastalığın sebebinde altında obezite yatmaktadır. Genel önerilere baktığımızda ise tabağımızı çeşitlendirmeliyiz. Tek yönlü, tek tip beslenme yerine her besin öğesine yararlanacak şekilde beslenmeye özen göstermeliyiz. Metabolizma düzenli çalışması için günde en az 3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere toplamda 6 öğün yapmalıyız. Psikolojik faktörler de obezitenin üzerinde etkili. Depresyon en başta en etkili olan, bütün hayatımızı etkiliyor. Aslında birçoğumuzun da başından geçmiş bir süreçti. Aynı şekilde normal insanlardan ziyade obez insanlarda beden imajlarında memnuniyetsizlik, benlik saygısında düşüklük, ilişkilerinde, evlilik hayatlarında problemler yaşadığını görmekteyiz. Aynı şekilde işlerinde, sosyal yaşamlarında da birçok problemler ortaya çıkabilmekte. Burada iki önemli kavram var. Biri beden imajı, diğeri ise benlik saygısı. Beden imajını size şu şekilde açıklayabilirim. Bir ayna düşünün. Aynanın karşısına geçtiniz ve burada kendinizi nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Giydikleriniz size yakışıyor mu? Gördüğünüz kişiden memnun musunuz? Bu psikolojiyle bizim ruh sağlığımıza çok ilgili bir kavram. Biz Kadın Aile Danışma Merkezi olarak danışanlarımıza bu konularda destek sunmaktayız. Hepinize bekleriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Yeah,